Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırseverler el ele verdi ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Afrika ülkesi Mali'de su kuyusu açıldı. Türkiye'nin Malili kardeşlerimize gönderdiği gönül mesajlarını taşıyan o kuyuya verilen isim de özeldi. İçtiğiniz her damladan şifa bulasınız inşallah. Manisa'nın Demirci ilçesinde toplanan bağışlarla kardeş Mali'de su sıkıntısı çeken kardeşlerimize yardım eli uzandı. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed adadan ma fi ilmillahi salatan daimatan bi tawamulillah. Nüfusunun %98'i Müslüman olan ülkede bir damla hayat kampanyası çerçevesinde 3 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açmıştı Türkiye Diyanet Vakfı. O çeşmelerden birinin altında Manisa Demircili hayırseverlerin imzası vardı. Yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verecek bu su kuyusunun açılmasından. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Demirci Şubesi'nin öncülüğünde Mali'de açılan kuyuya bölgenin milli mücadelede kahramanlarından Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın ismi verildi. Milli mücadele kahramanlarımızdan Demircili İbrahim Ethem Akıncı'nın da adını bu bağlamda Mali'de su kuyusu açmak suretiyle onun adını da orada ölümsüzleştirdik. Ben bu hayır sahibi kardeşlerimize ve vakfımıza çeşitli yönlerine katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Kendilerine gönderilen su kuyusunun minyatürünü Demirci Akıncıları kahramanlık köşesinde sergileyeceklerini söyleyen ilçe müftüsü İbrahim Sağlam, TDV aracılığıyla hayır hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti. Vakfımız gerek fakirlere, gerek fakir öğrencilere, gerekse gönül coğrafyamızdaki fakirlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda vakfımızı kendisine rehber edinen hayır sahibi kardeşlerimiz vakfımıza sunmuş oldukları katkılarla yine gönül coğrafyamıza da farklı hizmetlerin gitmesine katkıda bulunuyorlar.